İstanbul, şehirlerin sultanı. Tarihler 29 Mayıs 1453'ü gösterirken yeni bir çağın açılmasına beşiklik etti bu eski şehir. Kutlu Fethi'nin ardından Fatih Sultan Mehmet Han ve devlet ricali şehri İstanbul'u her bakımdan koruma altına aldılar. Birbirinden kıymetli eserlerle şehri yeniden ihya ettiler. Bir kültür ve sanat merkezi yaparak adeta bir açık hava müzesi haline getirdiler. İstanbul'a yapılan kültür, sanat ve mimari eserlerle Türk-İslam medeniyeti zirveye çıkmış, Osmanlı medeniyetinin ihtişamına dünya hayran kalmıştır. İşte İstanbul'un Üsküdar semtinde böyle güzel bir iman abidesindeyiz. Gülnüş Emetullah Valide Sultan Camii. Klasik Osmanlı mimarisinin son ve Lale Devri'nin en önemli örneği olan cami ve külliyesi. Gülnüş Emetullah Valide Sultan Camii, yani Yeni Cami, Üsküdar'ın 5 Selahattin Camii'nden biridir. Bu güzel eserler, 3. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Sultan tarafından yaptırılmıştır. Mart 1711'de ibadete açılan caminin banisi Gülnuş Emetullah Sultan kimdir? Onu inceleyelim. Valide Sultan olduktan sonra zenginlik ve etkinliği artan Gülnuş Sultan servetini kamu yararına hizmetler için kullanırdı. Müzik
kendi adına Sakız Adası'nda bir cami yaptırıldığı gibi, 2. Mustafa döneminde Galata'da da bir cami yaptırmıştır. Fransiskenlerin Galata'da yer alan St. Francis adlı kiliseleri, 1696'da geçirdiği büyük yangından bir yıl sonra Valide Sultan tarafından camiye çevrildi. Camiye ilaveten, Galata halkının fetihten bu yana ihtiyaç duyduğu belirtilen tatlı suyu Valide Sultan karşıladı, su yolları ve çeşmeler inşa ettirdi. Gülnuş Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı külliye ise 2. Mustafa dönemine kıyasla daha yoğun inşa faaliyetlerinin yaşandığı 3. Ahmet döneminde yapıldı. Gülnuş Valide Sultan, bu külliyenin inşasıyla Hürrem, Mihrimah, Nurbanu, Kösem ve Hatice Turhan sultanlar gibi büyük külliye yaptıran hanedan mensubu kadınlar arasına girmiş oldu. Üsküdar Camii'nin içinde 66 kitaplık küçük bir kütüphane bulunmaktaydı. Kütüphanenin ilimle meşgul olan talebelerin istifadesi için kurulmuş olduğu belirtilir. Külliye içinde camiye ilaveten sebil, çeşme, imaret, sıbyan mektebi, muvakkithane, türbe, çarşı, bedesten ve hünkâr mahfili inşa edildi. Kendisinin 4. Mehmet döneminde Mekke ve Medine'de eserlerinin mevcut olması, Hasekilik döneminden itibaren yoğun olarak hayır işleriyle meşgul olduğunu gösterir. Haseki Gülnuş Sultan, Mekke'de inşa ettirdiği imaret ve Darüşşifa'nın masraflarının karşılanması için diğer Haremeyn vakıfları gibi Mısır sınırları dahilinde birçok arazinin gelirlerini vakfetmiştir. Gülnuş Sultan,
hacıların ihtiyaçlarının karşılanması adına hac yolu üzerinde çeşme ve kuyular da yaptırdı. Gülnuz Sultan'ın haremeyn hizmetlerinden biri de merasimlere vesile olan Surre alayıyla her sene haremeyn ahalisine gönderilen Surre-i Humayun'du. Valide Sultan için zekat ve fakirlere sadaka vermek mutat uygulamalardan olup, medreselere ve tekkelere para ve kurban gönderilirdi. Düzenli olarak Üsküdar'da bulunan miskinler fukarasına belirli oranlarda pirinç ve bal gibi yiyecek dağıtımında bulunulurdu. Bunun dışında hayırlarının çeşitliliği de dikkat çekerdi. Berat gecesi camiler ve mescitlere dağıtılmak üzere mumlar satın alınırdı. Harem-i Hümayun'un başı olarak saraydaki cariyelerin ihtiyaçlarıyla da ilgilenirdi. Cariyelerin defin masraflarını karşılayan Gülnuş Valide Sultan, rutin bir uygulama olan köle azadında da bulunur, borçlu mahkumları zindandan çıkarttırırdı. Muhtelif şekillerde gerçekleştirilen hayırlar yoluyla halka hizmet ederek sevap kazanmak Osmanlı'da güzel bir uygulamaydı. Caminin inşa kitabesi 1710 tarihini taşır. Yapılarda kullanılan mermerler
Marmara Adası'ndan temin edilmiştir. Külliyede klasik normların etkisi hala güçlüdür. Başta süsleme olmak üzere ayrıntılarda bazı yenilikler göze çarpar. Yapılar, merkezdeki caminin ve bunu kuşatan dış avlunun etrafına yerleştirilmiştir. Külliyenin en önemli yapısı olan cami, merkezi kubbeli harim ve revaklı avludan meydana gelmektedir. Harim ve avlu, zeminden yükseltilmiş olup, yapıya yelpaze gibi açılan taş merdivenlerle ulaşılmaktadır. Kareye yakın plana sahip harim kısmı, sekizgen kurgulu taşıyıcı sisteme oturtulmuş, merkezi kubbeli bölüm ve iki yanındaki sahnlarla Rüstem Paşa Camii'nin bir tekrarı gibidir. Harimin üç tarafı sütunların taşıdığı mahvillerle çevrilmiştir. Klasik üslupta bir minbere sahip olan yapının mermer mihrabı, abidevi bir örnektir. Etrafındaki çinilerin teknik özellikleri
Kütahya'da üretildiklerine işaret etmektedir. Bazı araştırmacılar bunların Tekvur Sarayı'nda üretildiğini söylemekte ise de atölyenin bu tarihlerde henüz faaliyete başlamadığı bilinmektedir. Kubbe eteğinde dolanan mukarnaslı friz dikkati çeken bir başka süsleme unsurudur. Ancak harimde en dikkat çekici süslemeler, mihrabın sol tarafında yer alan ve bir kapıyla hünkâr kasrına irtibatlandırılan, konsollar üzerine oturan bir balkon şeklinde tasarlanmış hünkâr mahfilinde görülür. Buradaki mihrabın mermer süslemeleriyle mahfilin camiye açılan bronz şebekelerinde itinalı bir işçilik görülmektedir. Mihrabın solunda duvarda asılı Kâbe örtüsünden büyük bir parça yakın tarihte çalınmıştır. Dünya İslam'a koşuyor. Hristiyanlar, Yahudiler, Budist ve ateistler İslam'a kavuşarak her geçen gün Müslüman oluyor. Bin Yıl Anatolia yayıncılık olarak ibret ve hikmetlerle dolu bu hayat hikayelerini sizler için kitaplaştırdık. Yönetmen senarist Mustafa Ablak tarafından derlenen bu kitap, Aydınlık Savaşçıları İslam'ı Seçenler ismiyle yayın hayatına girdi. Siparişleriniz için sipariş@anatoliafilm.com adresine yazabilirsiniz.